güzel bir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, buna benzer bir şey başıma geldi. Hı. Bu çocuklar okul bitirmişler. Burada bir atölye açmışlar. İşte içinde ressamı var, heykeltıraşı var. Bir binada komple çalışıyor. Hepsi de üniversite mezunları. Bunlar seviyorum da geldiler. Ya dediler, biz kendimiz yapacağız dediler. Bir kuş kafesi. Ya işte böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Bir tane tahta dedim keseriz. Bütün çubukları öyle bükersin dedim. Sonra da kaynatırsın. Bunlar gittiler. Bir hafta olmuşsa, ya dediler biz yapamıyoruz. Gene sen yap dediler. Biz bunu birisine yapacaktık. İyi yaparım dedim. Yani şey değil, arkadaş gibiyiz. Yaptım. Kafesi sahibi de Türk ama Almanya vatandaşı, orada doğmuş. Performans dansçısı, nezaket diye. Duydunuz değil mi? Biliyorum biliyorum, bir tane de fotoğrafım var. O kadar beğendi ki, o kadar beğendi ki kadın ile beni tanımak istemiş, geldi. Ustacım harika. Beni modernde de gösteri yapacak. 10 kere telefon etti. Muhakkak bekliyorum, geleceksin diye. Kalktım gittim. Ben de kız kardeşimi aldım gittim. Orada işte dansını yaptı kafesin içinde falan. Sonradan başladı. Bu dedi müşterek bir çalışma dedi. Artin Usta dedi bu kafesi yaptı dedi. Beni de sahneye çıkarttı mesela. Lan değil mi? Bari şaşırdım mesela, anladın mı? Yani, ama bu bir ekip işi be. Biz hani kapasitemiz, yani ne bileyim, kültür şeyimiz o kadar şey değil. Hani esasında mimar da tek başına hani bir ekibi olmazsa bir şey yapamaz. Aynen. Tam onu diyecektim. Ya. Bizde de her işi mimar yaparmış gibi gözükür ama yani o sıvanın düzgün olmasını vesairesini, işte bir işçilik varsa üstünü bilmem kaç kat neye atılacağını falan, aslında o beraber yapılan, edilen, deneyim içinde de öğrenilen, yani beraber yaparken öğrenilen bir şey üretilmiş. Hatta orada benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Ya şimdi bir insanın bir ömrü var. Bir de bunu 100 sene evveline gittiğin zaman, ulan bu 100 sene ve şimdilik bile böyle devasa binalar 3-5 sene sürüyor. Şimdilik o dönemde mesela diyelim ki Mimar Sinan. O kadar şeye nasıl ömrü yetti mi? Ama bunların çok güzel bir ekibi var. Evet. Yani bir kalpası var ki mimar kadar, yani onun kadar kabiliyetli. Zaten çocukluğumuzda da o mimarların öyle kalpaları vardı. O işi hep yönetir. Sıvayı da o kontrol eder, şeyi de o ama o ona çok güvenirdi. Yani dükkanı ona emanet eder gibi kasayı. Öyle bir şey, anladın mı? Mesela o şeyleri mesela inceledim. Balyan kardeşlerim. Dünya kadar iş yapmışlar. Ulan nasıl yeter? Dolmabahçe Sarayı bir kere o dönemde. Kendi başına yani. Evet. Aleyküm selam. Sağ ol. Dolmabahçe Sarayı o dönemde 20 sene 30 sene sürmesi lazım. Değil mi? Aynen. Bir ömrüne sığıyor. Demek ki bir ekip işi bu. İşte evet. Onun dillendirilme, onun konuşulması lazım bir dedik. Tabii ya. Işte. Ya yani sizin çalışmanız güzel ya. Ya öyle ya, bizim de derdimiz o zaten. Yani biz hiçbir zaman şey olduğuna inanmıyoruz zaten. Ya yani işin içine giren insan bir de kendine de şeyse, dürüstse zaten bu işin ancak böyle üretilebildiğini çok farklı. Esas mesele bunu anlatabilmek yani. Anlatabilmek. Evet. Yani insanlar da bunu duysunlar, etsinler falan istedik yani. O yüzden yani buna başladık. Yani esas mesele bu. Yelta da işte hani. Güzel bir şey be abi be. Hoşuma gitti. Güzel. Peki şey yani aslında belki hani sana sormak lazım. Yani Artin Usta şimdi hani direkt olarak usta olarak, tamam burada şimdi onun atölyesindeyiz vesaire, ama hani bu ilişki iyi sen nasıl görüyorsun? Yani gerçekten böyle bir hani ne bileyim, söylenmeme, üstüne konuşmama durumu var mı gerçekten, yoksa hani hakkı veriliyor mu? Yani ters bir soru söyleyeyim. Yani biliyorum az buçuk senin hislerini de. Ne düşünüyorsun bu konuda? Çünkü ya benim daha hislerim artık çok ortada herhalde. Evet. Ötesine geçti. Tuzak bir soru. Yani, hayır, çünkü o bütün bu işte Made in Şişhane vesaire, bütün o projelerle de beraber aslında peşinde koştuğunuz bir şey var. Bir de hani şimdi Artin Usta'yı tanıyoruz. Şanslıyız, burada onunla konuşuyoruz. Pek çok sesini duyuramadığımız usta için de böyle bir aracı söz söyleyebilirsin belki sen. Ya bir de ben bu kadar böyle bir ayrım, yani ben de 98-2000 yıllar arasında Şişhane'de çalıştım. Yani bir aydınlatma firmasında tasarımcı olarak çalıştım. Orada benim de karşılaştığım ilginç durumlar vardı yani. Ve öyle anlıyorsunuz yani bir şekilde bölgeyi, mahalleyi biraz orada içinden tecrübe etmeye başlıyorsunuz. Bir kere bizim yani kendi firmamız devam ediyor. Daha seri imalat ağırlıklı ama hani bu bölgede sonuçta buranın
şeylerine yani parçası olmuş. Mesela yani müşteriyi başka şeylere yönlendirdiğimizi çok bilirim. Hani ben çok şaşırdım. Ya niye yolluyoruz? Yani biz çözelim. Hani ben biraz daha böyle bakarken onlar mesela yandaki komşu diğer atölyeye ya da dükkana işte o bilir, o yapar diye yönlendirilir mesela. Çok ortak çalıştığımız hani mimarlarla yapılmış projeler var. O mimarlar da çıkıp işte bu benim ürünüm falan demiyor. Yani bu aslında her iki tarafın da paylaştığı bir şey. Yapan, üreten atölyede oradan bir şey kattığı için çok mutlu oluyor aslında. Onun bir parçası olduğu için. Ve o bir yerde sergileniyor. Onun ondan o da yani pozitif bir şey. Ama yani mimarlar açısından diyorum. Hani tasarımcılar olarak belki daha farklı hani konuşulabilir. Yani bir mekanın içindeki bir şeyse o, bir ürünse o bir doğal yani bu işin parçası olarak kullanılıyor ve hani bir saygı var bence bir şekilde. Bir de şey var yani. Bir ürün diye öne çıkmıyor ya hani diğer ürün tasarımında evet, ürün doğru. Daha öne çıkar. Doğru. İşte tasarımcılar öne çıkarılır ama bir mimari eserin ya da işte iç mekan tasarımı da olabilir. Bir parçasıysa o hani onun bir parçası oluyor hani ve çalışılan ustalara falan bazen hani yerde veriliyordur ama o değer veriliyor. Mesela şu da oluyor. Mimarda şuna hayır demiyor. Yani bu çok büyük firmalar için de geçerli. Aydınlatma firmaları için de yani mimarlarla onlar da çalışıyor. Bir ürün biz anlıyoruz tabii katalogdan belli hiçbir şey bir şey tutmuyor. Yani sonuçta bir şey işte bir işte bir iş şey çıkıyor bir ürün çıkıyor. O ürün orada kullanılıyor. Sonra o atölye o ürünü devam ettirebiliyor, kullanıyor. Yani mimar da demiyor yani niye kullanıyor, hoşuna gidiyor. Yani böyle bir şey var aslında hani belki konuştuğumuz o ortaklaşan bir emek durumu, işte ne deniyor? Collaboration. Yani collaboration diyeyim ben. Telif hakkı hani tek bir ürünün tescil anlamında. Creative Commons. Aslında var. Hani bu topraklarda var zaten. Geleneğinde, ruhunda var. Aslında hani biz onu biraz kırıyoruz yeni şeylerle. Tekrar ona dönmeye çalışıyoruz gibi bir durum. Aslında doğru. Yani o mimarlıkta tabii dediğin gibi çok daha ön plana çıkıyor. Yani ustasıyla gelen adam vardır mesela. Tabii. Yani mimar ustasıyla gelir. Evet. Çünkü yani mimar hani belli bir bakış açısı getirebilir işe. Tabii orada mimarın da organize eden karakteri de ön plana çıkıyor yani. Tabii tabii. Senin de dediğin gibi yani tek başına o şeyi yapamıyor yani. Yani bir öyle var mesela öyle o yaklaşımda yapan mimarlar da var. Hani ahşap işiyle bir şekilde kendisi de uzmanlaşmış ama aynı zamanda tasarımcı mimar. Kendi giriyor atölyesinde yapıyor falan. Ama daha büyük ölçekli operasyonlarda tabii ki hep usta ya da ustalar ekibi olmak durumunda. Bazen de iş yani ustanın yaptığı iş, emeğin kendi kalitesi o kadar ön plana çıkıyor ki mimar ustasıyla geliyor. Bu sefer diyor ki yani o işte böyle bu işte niye böyle olmadı falan. Çünkü hani sen ustayı mı değiştirdin durumu bile olabiliyor tabii, yani. Tabii çok önemli. Şimdi orada yaratılan ortaklık daha başka daha enteresan kıymetli. Bir de bu işte Creative Commons meselesi. Yani yeni anlamıyla söylemiyorum ama benim hani 10-15 yıl önce gözlemlediğim haliyle. O ilginçti yani benim açımdan. Hani sonra o ürün de o firmanın ya da işte o atölyenin bir ürünü olabiliyor. Yani bu burada bir putlaştırmama durumu var o çıkan işi. O bir ilişki evet çıkmış ve kullanılıyor. İşte herkes kendince hani onu bir şekilde değerlendiriyor gibi bir şey oluyor aslında. Böyle bir şey diyebilirim ama onun dışında yani tasarım ve hani şey ilişkisi anlamında yani meydan şişerliğinin ortaya çıkmasındaki sebep biraz da görünürlüktü. Yani burada bir üretim potansiyeli var bu bölgenin. Hani birçok tasarımcı ilişki yani kurduğu ilişkiyi göstermiyor. İşte benim atölyem var der. İşte gizler. Hani zaten böyle bir gelenek de yok. Hani çok biz burada üretiyoruz, bu şekilde üretiyoruz demek gibi bir şey yok. Hani hep bir ürün kendi çıkar ortaya. Hani sanki arkada birdenbire çıkmış gibi. Tepeden inmiş gibi. Bir de belki ilişki kurulmasın diye bilmiyorum. Hani birçok sebebi olabilir. Ama Made in Şişhane yani özellikle vurgu yapmadaki amaç oydu. Yani isimdeki çıkış noktasında. Ve zaten var bu ilişki diye çıktık. Hani bu ilişkiyi kuralım diye çıkılmadı. Hani o önemli bence. Tabii o zaman daha yapay bir şey olurdu zaten. Yani ya yapay olmazdı. Belki o da iyi bir şey olabilirdi. Hani sonuçta bu sürdürülebilirlik için ilişki kurmak iyi olabilir denebilirdi. Ki hani şu anda da yapıyoruz bir sürü şey. Ama o zaten var burada. Hani önce var olanı bir gösterelim. Hani halihazırda falan diye çıktı. Bir de şey de önemli bence. Yani göstermediğin sürece yani benim bunu yani bu projenin çıkış sebebi sadece işte bu tarafı değil işin. Dönüşüm, kentin dönüşüyor olma meselesi.
Yani bu noktada işte buraya biçilen bir sürü projeler, işte turizm vesaire, hani bir sürü başlık var. Bu noktada gitmesiyle ilgili bir sürü konu var. Hani aslında tam da bacağına kurşun sıkmak gibi bir şey oluyor. Göstermediğin sürece orada öyle bir şey yokmuş oluyor. Bunu göstermek, yani bunu görünür hale getirmek ve bu sebep yüzünden özellikle. Karşılardan daha fazla insan da sahip çıkmaya başlıyor aslında. İşte tam da işte bir yandan da şey de oluyor ama yani ne kadar çok insan bilirse buralar daha da gezilecek yerler haline geliyor bir yandan. Ya ama işte bu yani atölyelerle ben ona inanıyorum yani. Buraya gelen herhangi bir yeni bir aktör diyelim. Hı hı. Hani bu kültür aktörleri de olabilir, turizmle de ilgili olabilir. Herhangi bir şey. Yani ne kadar ilişki, moda, fashion, hani bir ara o da çok Galata'da modaydı. Yani ilişki kurduğu sürece buranın can, yani yaşamasını, buradaki üretimi sürdürülebilene katkıda bulunuyor. Ama ilişki, herkes kendi şeyini yarattığında alanını, o zaman işte dediğin tehlike oluyor. Bir de şey var aslında, geçen hafta hani Barışlarla da konuşuyorduk ya. Yani ne kadar turistik bir şeye dönse bile ustanın belli bir üretim alanı var zaten. Yani buraya her kapıdan elini sallayan da girip hani lak lak yapmaya vakit yok yani şeye. O yüzden onun aslında bir bariyer, yani şey nasıl diyeyim, psikolojik bir bariyer var aslında orada. O kadar da çok. Evet. Yani sen de üretmeyeceksen çok kolay girme şansın yok zaten. Ürettiğin zaman o ilişkiyi kurmaya başlıyorsun. Ben Ertuğrul size şey soracağım ya. Hani şimdi biz işte konuşuyoruz yine. kendi aramızda konuşmaya başladık. Yani ben bir şey diyeceğim ama yani biz öyleyiz ama Artemis de iyidir yani. O da şimdi anlayacak. Aynen. Ben yani şeyi soracağım. Şeyi soracağım ya. Ustalar kendi aralarında mimarlar ve tasarımcılar hakkında ne düşünüyor? Yani genellemek belki çok zor da. Yani işte... Biz mesela çok ciddi çekiştirildiğimizi düşünürüz. Yani ben kendi açımdan, yani ustalar mutlaka iş yaptığı mimarı çekiştiriyor. Ya bak şimdi, benim bu konudaki felsefem, o daha iyi biliyor. Esasında o da anlatsın. Benim hoşuma gidiyor şimdi. Buna da hep diyorum, niye kullanıyorum ya? Öğretmen gibi çırpınıyor bu talebelere diyorum. Hı. Yani tamam, hani bu kadar da yani, diğer hocaları da görüyorum. Diğer hocaları da görüyorum ben. Asıyor, stajı geliyor kontrol ediyor, ne yaptığını soruyor, not tutuyor. Hani bakıyorum da işi yani şey sıkı tutuyor. Talebeler de hoşuna gidiyor falan böyle. Ama ben de şimdi onun gibi hani burada maddiyatı ben arkaya atıyorum. Hiçbir zaman da problemimiz olmadı. Ben hoşuma gidiyor talebelere. Hatta diyorum ki ulan diyorum bir şey yapın. Okul dışında da bir şey düşünün, gelin yapayım. Para değil. Hani bunu da zaten anlattım. Bu saç görenler tekrar geliyor buraya. Tekrar geliyor buraya. Dedim. Belki biraz ama tabii bütün insanlar bir değil işte, anladın mı? Bazısı da mesela aynı şeyi göstermiyor mesela. Anladın mı? Şimdi, yani o olabiliyor. O olabiliyor, anladın mı? Çünkü neticede şey be, nasıl söyleyeyim sana, parasal bir konu var ya, adam beni meşgul etmek. Evet, anladın mı? Başka atölyeler için diyorum. Hatta sana daha ilgili bir şey söyleyeceğim. Yukarıda bir tane torna var, ayakla çalışan. O Artin Usta diye bir adam vardı. Şey bir adamdı yani, Artin Usta diyorduk ama zevki kabaydı. Bana demdi ya bak bunu ben yaptım falan. Ben de hiç şey yapmaz, ya çok güzel falan dedi. Bu adam vefat etti. O tezgah orada ya, komşular dedim ya satmaya kalkarlarsa ben alırım dedim. Falan. Aldım, getirdim yukarı. Ki bu adama ben derdim ki ya sana bir adamlar getireceğim, şey yapacak, röportaj yapacak. Yo istemem, elektrik harcayacağım. Şey bir adam ya. Ayakla çalışan. Ayakla elektrik. Bak onun hesabını yapıyor. Aynen. Halbuki orada bir konuşmada harcayacağım. Tabii. 1 milyon değil, 500 bin lira da değildir de ama ayrı onun hesabını yapıyor. Evet. Onun meşgul olmak da istemiyor. Anladın mı? Böylesi de var. O da ayrı bir şey. Tabii. Bu mesela asli bir yere getireceğim. İnşallah gidecek. 90 yaşında bir adam haftalıkta çalışıyor. Müşevi bir adam, işçi. Avizeci de. Ama avizecinin sahibi de hem kafası çalışıyor hem de Türkiye'de o tek antik avizeleri, saray şeylerini yapıyor. Hep saray avizelerini. Şimdi bu ateliğe bir giriyorsun, 3 tane
adam 80 yaşında çalışıyorlar. Adama da bir güven veriyor. Ulan bir burası diyor şey yer altı. Eski. İyi yer. Çok iyi. Eşini ben oraya gidiyorum getirdiğim zaman sahibi de benim gibi huyu ilgileniyor, anlatıyor, konuşuyor. Ama hepsi de böyle değil işte, anladın mı? Evet. Atölyelerin de zaten belli bir şeyleri olması lazım. Gelirleri. Benim şeyim yani nasıl söyleyeyim, ben hoşuma gidiyor. Yani şey bir yandan da zor yani onu konuştuk geçen gün, belli zanaatler için işin devamlılığını öngörebiliyoruz, hani iş devam edebilir daha işte yıllarca da sürebilir ama kuyumculuk vesaire evet falan, ama bazı iş şeyleri için işte hani ne bileyim mobilyayla ekstra uğraşan atölyeler için artık zor yani hani belli bir şekilde pazarda çok ucuza, belli şekilde kıyaslanınca ucuza bulunabilecek olan mal varken gidip özel olarak yaptırmak etmek kaybolmuş da bir alışkanlık, bir içgüdü aslında. Hani eskiden olsa bir çeyiz için, özel bir şey için gidip işte ustasına gidip bunu yaptırmaya çalışmak falan vesaire gibi ama bir şey vardı. Ama gene bu bir şey var ki şimdi bu lazer çıktı. Evet. Şimdi ben mesela lazerle iş yapıyorum ama ulan diyorum bu sanat değil. Kesinlikle bir şey kaynatık veriyoruz. Hı. Kaynatık veriyoruz. Ama bazı müşteriler onu biliyor. Ben diyor lazer istemiyorum diyor. İstemiyorum diyorlar. Hı hı. İstemiyorum diyor. Yani insanlar da artık daha çok şey alışkın ya. Hani atarım yenisini alırım, atarım yenisini ama alırım. Ama işte bu da nasıl söyleyeyim sana yüzde belki beşi işte, filandır. Tabii. Yüzde beşi filandır. Tabii anca o kadardır yani. Yüzde beş de az değil aslında. Neyin yüzde beşi? Kurtarır yani. Hayır, şimdi bak, şöyle. Bak bir mimar, şimdi iki tane mimar gelecek. Aha. Bak onlar da üçte gelecek. Şimdi saat kaç? İki buçuk. Kaç? Üç çeyrek geçecek. Ha bak neredeyse gelecekler. Birisi, ikisi de çok şeydir. Dostumuz, aynı binadayız bu odada. Eski el işiyle de yapılmış şey. Yani cam şeyi. Şunlar bak. Değil. Bu yapıldığı zaman kayra gical edinmişti. Hep bunlar perçin mesela bak. Hepsi perçin. Hepsi perçin bunlar bak. Hepsi. Şimdi bunu masa yapacak. Kıymetli bir şey bu. Ama bunu bilen bilir. Şimdi ben de bunu çok sevdim. Bana dedi bunun paslarını çıkar. Aşitler maşitler denedim. Bir sürü para harcadım. Olmadı. Sonunda muhafaza edin. Bak. Bizim insanlarımız iyi dedi. Yaptın. Aynı eski demir, pasını çıkarttım. Nasıl yaptın? Şeyi, kumlamacıya getirdim. Ha. Kumlamacıya getirdim, asitle falan baktım ki o bak, dikmeleri. Şimdi buna bakarak montaj yapacağım, sökeceğim. Onu yapacaksın. Ha, onu yapacağım. Yok, yukarıda iki tane daha var. Çok güzel, bak bunlar da kıvrılmış. Ha. Hep şey. Şimdi sen bana bunu yap desen, evet. Buradaki demir kaç paralık biliyor musun? Sana söyleyeyim. Taş çatlasa 100 milyon lira. Ama bu şekilde bu işçiliği yapmak 2 milyara sen, ama kaynaklı olsa hemen 150 lira, ver 150 lira da al git. Zaten bunlar da artık birçok şey hazır satılıyor. Ama baktığın zaman diyorsun ki bu hazır işçilik. Anlaşılıyor yani, anladın mı? Bunun içinde yani çok düzgün olmasa ama bazı hatalar falan ama çok güzel kendi. Evet. Bu bir proje var. Ben esasında abi pek şeyi de sevmiyorum da. Sen nasıl söyleyeyim? Ben olmam da başka biri. Benim gibi başka adamlar da var mesela değişik sanatlarda. Ya bunların hani böyle bir hep böyle diyorum hani sizin hani bu konunuzun belki dışında. Bu Galata'da antrepolar var filan mesela. O biri dedi ki adamlardan bir tanesi böyle bir öneri verirse ya biz burada 10 tane bir şey yapalım. İşte ne sanatı var? Eski diyelim ki saat tamircisi, mekanik saat tamircisi. Bir tane işte ne bileyim elden güzel demirci, ocağı küçük butik yapıyor. Böyle o şey devam etsin.
Ki bunu Asli biliyor, Hollanda'da bunu yapmışlar. Hollanda'da eski liman kifayetsiz kalınca, o yeni liman yapınca buraya demişler bu ustaları getirelim. Onların da kendi yaptıkları şeyler var mesela. Ben de biraz farklı düşünüyorum. Bu artık ustanın ya ben biraz burada olmalı diye bakıyorum. Yani öyle bir yere toplamak değil de yani bu şeyler. Yani nasıl mekan içinde, kent içinde, nerede duruyorsa kendi yerinde. Çünkü onun orada olmasının da bir anlamı var. Hani. Aslı ve bu elinde sonunda yani öyle olursa biter gider. Niye biter gider biliyor musun? Her payı da taşıdılar artık. Yok. Işte. Ya olmadı yani. Perşembe pazarını taşıdılar. Evet. Bak, hala Perşembe pazarına gidiyoruz. Bak şimdi. Tam 45 sene evvel bak buraya girdim. Bak tam 45 sene evvel. Benim mal sahibim İsmet Paşa'nın korumasıydı. Hamdi Baba. Onunla kontrat yaptığımda Hamdi Baba'nın yaşı herhalde 60 falan 70'ti. Benim yaşım da 21. Askerden gelmiştim. Geliyordu kira almaya. Kontratı vardı, imza atardı. Tamam mı? Bak otururduk, iş yok. Çocuklar iş yok mu? Paranız yoksa para vereyim. Malzeme alın çalışın. Borç para aldığımızı biliyor. Bak, o adam öldü. Oğluna kaldı bak. Oğlu 6 ay falan oldu, öldü. Karısına kaldı. Kızına yani. Karısına kızına kaldı. Şimdi onlar bana ne aralarında ne konuştularsa karısına ne? En son hastayken dedi ki kirayı artık dedi değişimin üzerine. Tamam dedim, yatırıyorum. Gabius'ta her şey sana emanet. Sen ne istiyorsun? Şimdi alt kat mesela problemli gidecekler. Sen bu kiracı, sen şey yap. Hani bir güzel bir güven var ama nereye kadar? Bir bakarsın kız da ben bunu satacağım. Bodrum'da bir ev alacağım der. Ben de burada. Odadaki evde oldu mesela bak. Perşembe günü tebligat geldi, ben yoktum. Gelmiş. Size bir sene müddet yıkacaklar. Ama ölüm var. Ölüm. Yok şimdi şimdi başka bir eve gideceğiz. 50 sene orada oturuyorduk. Bahçeli güzel. Mobil bir şey yaratacağız herhalde. Sürekli hareket yani. Halinde. Ya böyle. Geleceğin yani, mimarlığı mobil. Ne kadar çalışsa gelinde sonunda bunlar burada. Bir daha bir rant şeyi ve şimdi görüyorsun yüksek kaldırımı. Geldiğimde plakçılar vardı. Teyp mekşar. Sonra reklamcılar. Sonra ağaç kaplamacılar bilen geldi. Şunlar bunlar. Şimdilik de hediyelik eşya. Evet. Tabii. Turistik. Şimdi ama sen şey buradasın. O turistik şey yani İstiklal'in başından başlıyorsun. He. Alışveriş yapıyorsun. Oradan aşağı Sultanahmet'e kadar alışveriş yap. Ben şey o şeyi diyorsun. Yüksek kaldığımda çalıştığımız pantograf atölyeleri var. Onlar çok dertli tabii yani. Her an böyle şeyle yüz yüzeler. O Galip dedenin de devamı filan. Şey diyorlar yani her sene yani işte biraz da durumu iyi olan böyle birileri geliyor. Hani burada herhalde turistik eşya iş yapar diye açıyor. Bir sene sonra kapıyorlar. Yani ama o bölgede gerçekten tutunmak durumunda olanları zorlayan bir durum yaratıyor. Hem fiyatlar artıyor. Bak Ruben Usta 60 sene aynı yerde dükenciydi. Şimdi birisi satın aldı, o dükkanı devam ediyor. Pantograf dükkanını. Ben onunla sabahları oturuyordum dükkanında, sohbet ediyordum, çay ısmarlıyordu. Şimdi o adamın atölyesi karşısında iki tane ham var. Dedi ki buralar evdi dedi, hep dedi, evdi dedi. O dönemde de bir fakirlik şeyi var böyle. Oda oda oturuyorlar, müşteviler. Koridorda tuvaletler, koridorda mutfak var. O bir odada da yatıp kalkıyorlar. Yani anladın mı? O dönemde mesela evdi. Şey de öyleydi. Sen çalıştıysan biliyorsun. Yahudi yokuşu diyoruz. Orası hep evdi. Şimdi olduğu gibi. Hani İş Bankası'ndan gidip. Mektep Caddesi'nin biliyorsun. Mektep değil. Değil. Mektep değil. Yok, şimdi kuleden böyle gidiyoruz ya. Tamam. Bankayı geçtik. Yapbekir'de var. Yapbekir'den aşağı bir yol iner. Arabalar iner. Orası mesela. Ben ilk geldiğimde oralar hep evdi. Sonra şu apartman gibi gözüküyorlar. Hep evdi, anladın mı? Şimdiki iş yeri oldu. İnanır mısın? Onlar da ne olacak biliyor musun? Otel olacak. Tabii canım. Otel olacak. Şimdi bak şu karşıki bina, ben geldiğimde hep aynıydı. Çoğu müşteriydi. Şimdi Alman var, Hollandalı var, hepsi var. Onlar satın aldılar.
sana kiraya verdiler. Tabii. Sen de başkasına kiraya veriyorsun. Ondan değerli şu an için. Sistem doğru. Anladım ya, bu bozulmaya mahkum. Bozulmaya mahkum. Yani. Valla ben ama biraz daha şey bakıyorum herhalde. Bakmaya çalışıyorum. Öbür türlü hani hiçbir şey tabii yapamıyor noktaya geliyorsun. Pozitif mi denir? Ütopik, İyimser. Ütopik diyeyim, iyimser diyeyim. Hani gerçek üstü. Gerçekçi sene, bakmıyorum herhalde. Değil mi? Kontratla dedi 10 senelikten hemen çıkartır. Ben böyle bir şeyler çıktı mesela. Evet. Eşilik hemen çıkartır seni mesela. Benim evet bahsedeyim. Ama yani ilişkiler kurulabilir. Ve şey çok önemli bence. Şunu anlatabilmek önemli. Hani bu bölgedeki bir kere zanaat diyelim, hani daha otur atölyeler kaldı. Hani Şişhane tabii ki aydınlatma merkeziydi Türkiye'nin falan. Ama birçok firma büyüdü gitti. İşte bir çıktılar gittiler. Hani orta ölçekliler. Ama kalanlar yani sadece Şişhane değil, işte Perşembe Pazarı, Karaköy, Tophane, hani farklı üretimler var burada. Ahşap var, işte pantograf var, avize, yan sanayi diyelim, abajur falan bir sürü şey var. Bir aradalar. Ama şey yani bir şekilde de yani bence önemli bir sanayi ve geçmişte kalan bir şey de değil. Tamam, eski teknolojileri falan kullanıyorlar. Hani bildiğimiz anlamdaki zanaat da tam değil ama o da var. Ama çok da yenilikçi bir şeye de açıklar. Yani işte mimarlarla, tasarımcılarla, yeni fikirlerle, işte müşterilerle sürekli yeni bir şey için masaya oturup çalışabiliyorlar. Ve buranın böyle bir açık atölye olma meselesi. Yani bütün bu bölgenin yürürken, işte yürüme mesafesinde bir şey üretebilirsiniz, yapabilirsiniz. Şey öyle söylüyordu Murat Güvenç. Yani buluşçuluk merkezi, hani inovasyon merkezi dediğin şey işte o kuluçka, teknoparklar falan aslında burası öyle bir alan. Yani hani ama hep şey kafamızda çizili şey gibi bakıyoruz ama burası o imkanı yaratıyor ve gelecek de vaat ediyor. Yani bu zanaat geçmişte kalmış bir şey değil. Aslında işte şimdi 3D printerlar falan hani çok moda oldu, işte maker şeyleri falan tekrar gündeme gelmeye başladı. Ama buradaki potansiyel, yani 3D print bir kere bana Biennale'de işte geçen 2 yıl önceki tasarım Biennale'de sormuşlardı. Biz işte Crafted Neighborhood diye Urps'la beraber Hintli grupla sergi yapmıştık. Yanımızda da 3D printer'la seramik falan yapan bir grup vardı. İsimlerini şimdi şey yapamadım ama şey demişti başka gezen biri. Yani bu ikisi çelişki değil mi? Yani sizin için bu bir rakip ya da şey oluşturmuyor. Ben hani dedim çok farklı şeyler. Yani hiç öyle bir şey oluşturmuyor. Çünkü yani tasarımcı ve üretici, zanaatkar birlikte çalışıyor. Yani bu bir süreç. Sürece müdahale edebiliyorsunuz her aşamasında. Hani diğerinde bir şey tasarlıyorsun, veriyorsun, o çıkıyor. Yani onun da tabii potansiyeli, hani kendin üretebilme potansiyelini taşıyor. Hani küçük ölçek her yere taşınabiliyor o printerlar. Ama buradaki şey başka bir şey. Diyaloğa dayalı bir şey. Yani birlikte üretme, o common ortak hani emek mi diyelim, ortak müşterek üretim aslında. Emek ve üretim aslında. Yani mesela son zamanda bir moda oldu. Acayip mesela okulu bitirmişler. Seramikçiler var burada. Seramikçiler çok. Çinli seramik şey mi? Ha yok şey bayağı porselenci seramikçiler. O, evet. Hem de bunları açanlar mesela kızlar. Evet evet var kızlar, benim arkadaşım. Takıcılar var. Takı atölyeleri var. Yani şey değişiyor. Belki takı atölyeleri 50 sene kalacak. 50 sene sonra ya bunlar buradan gitmesin diyecek. Evet. Değil mi aslında? ben yine çıkarım. Kurtlarmışım. Ben böyle olacak, anladın mı? Yok. Büyüksün. Ama şunu yapmıyorlar. Ben de onu kritik ediyorum. Yani konuştukça hani öğreniyorum. Belki yapmaya başlamışlardır da. Ya modacılar mesela buradaki atölyelerle bir ilişkileri yok. Hani kurabilirler. Ben işte Almanya'dan bir kız moda takı şeyler yapıyor, çanta yapıyor, şapka yapıyor. Burada Okçu Musa İlkokulu'nun kantinini yaptık. Kız hani bambaşka bir gözle de bakabiliyor falan. Buradaki atölyelerle çalışabiliyor. Onların da farklı bir duruşu çünkü var moda tasarımcıların. Ya da işte ne bileyim takı diyorsun var hani dükkanlar ama burada da bir şey yani burada o kadar çok potansiyel var ki buradaki malzemelerle benden diyaloğu var. Bak hepsinin benden var diyaloğu. Var mı? İyi işte. Muhakkak bir şey yaptırıyorlar. Ha iyi. Bana.
O zaman iyi. Ya bir şey tabii, sen diyorsun hani gidecek her şey diye. Bence ya burası dönüşecek zaten. Dönüşeceğine ben de inanıyorum. Ben de. Ama dönüşümün hani onun bir orta yolu, onun bir orta yolunun olması gerektiğine inanıyorum. Bak yani, şimdi tamamen dönüşecek ama. Zaten dönüşüyor. Allah uzun ömür versin. Böyle hem daha kötü olacak. Galatasaray için burada burası. Ya sen söyleyeyim, eminim daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Ya yani tabii hiçbir zaman iyi olmayacak. Bence, dönüşümün de dereceleri şimdi, var. Senin şey lafını işte, kesmeyeyim. Dönüşecek derken zaten dönüşüyor. Hani şu an evet, soylulaşma Mumane süreci Caddesi var. Caddesi işte Karaköy'deki Mumane Caddesi. Ha, sen oralara orada gitme. Serdar Ekrem. Ne şey vardı? Şimdi bir tane torna atölyesi duruyor orada. Halen duruyor. Serdar Ekrem. Ha, yani sırf avizecilerden oluşan bir sokakta. Sokakta şimdi de modacı. Evet. Modacı da yok. Onlar da tutunamıyor. Onlar da değişti. Evet. Onlar da kafe mafe yaptı. Evet, yani. Moda evi gibi şey vardı. O da değişti mesela. Abi be, ben geçenler bir yukarıda söyledim. Sen bir şey yolunu da kestin. Bir araştırma yap. Bu kafeleri. 100 tane kafeye git. De ki ben mimarım, ben tasarımcıyım, ben iç mimarım, iç sahası yok, kafe. Doğru. Aşı karşı köşe açılıyor bir tane daha kafe. Aynen. Açılıyor, tamam mı? Hep de bu, şey diyeceğim, hep de onların bilmem ne yemesi yani bu. Ama mecburen oluyor hani. Ben aslında burada şeyi, o hani Aslı'yla yaptığınız o eğitim kısmı var ya, yani onun aslında bence şöyle bir önemli var. Hani öğrenciler buraya geliyor ya. Yani öğrenci çıktığı zaman tasarımcı veya mimar olmak zorunda değil. Değil. Evet. Belki gerçekten kendine zanaatkar olacak, ustası olacak. Belki zanaate yönelecek yani. Evet. Ona bu şans ve biraz eğitim tarafına da ona bakarsak, da değinelim evet, bence. O önemli. Bu arada dediğin şey olmuş zaten. Biz böyle bir şey yapmadan ama önce burada de, ne var? Endüstri ürüne tasarım mezunu. Şimdi kendi atölyesi yani babasının mesleğini sürdürüyor. Pantograf atölyesinin başında onu tercih etmiş. Mesela hani niye olmasın? Zaten hani biz işte ben hani anons bile oluyor ama 4 Aralık'ta önlüğü çekip çalışma sevdası diye. Hani sen vardın değil mi o gece? Işte vardım. Kimse ne güzel söyledim değil mi o teknik üniversite? Bak dedim senin okuldan dedim bir talebe geldi bana dedim. Gönüllü. İnternette mi nereden bulmuş? Kız geldi buraya. Hatta iki kişi burada oturuyoruz böyle. Girdi cumartesi günü şık giyimli kız. Arkadaşlar benim. Ben dedi sizin yanınızda staj göreceğim dedi. E gör dedim. Para mara istemiyorum. İyi. Kiko yanındaki arkadaşım bu dedi gelmez mi kız buraya çalışmaya dedi. İyi de gelmesin. Bir baktık geldi ben çalışmaya geldim dedi. İki ay çalıştı. Ama burada ben de gaz veriyorum. O kızlarla bir iş yaptık. Anlattım çıldı. Hadi gittik lazere. Yani ben nasıl ki bu dedim uğraşıyor ya. Ben de yani böyle bir şey gibi görmüyorum yani. Aa ulan ben bunlardan işte alacağım. 300 500 ne? O hiç aklımda yok. Ya onlardan çalışıyorum. Anladın mı? O yani, önemli ve devamlılığı sağlayacak anladım, önemli şey o da yani zaten. Aslında o bizim yaptığımız şeyler biraz işte hani internette falan görüyor şeyleri de görüyor. Yani işte bu iki senedir başlattığımız bir şey var. Aslında çok önceden beri üniversitelerle bir şeyler yapıyoruz ama niye tasarım bölümü de bir eğitimin bir parçası olmasın diye benim Bilgi Üniversitesi'ne önerdiğim bir şeydi. Şimdi sahiplenildi hani hep beraber geliştirdik. İki senedir öğrenciler bayağı hani buradaki Galata Şişhane bölgesindeki atölyelere çırak olarak giriyorlar. Hatta en başta böyle ne yapacaklarını, tasarım konusunu falan da vermiyoruz ki. Hani gerçekten bir çıraklık evresi, o alışma, malzeme, mekan, ilişkiler bunu anlasınlar, ustayı tanısınlar. Ondan sonra sen anlatırsın evet, zaten. Bak, iki senelik yani deneyimin de bir var. Bir tanesi geldi, senin talebeler bir şey çizdiler, yapıyoruz. Ama bu da sen dedi onlara dedi şey yapma dedi, kendileri bir şey yaratsın. Tamam. Daveki kızlarla çünkü öyle bir şey yaptım, sen dedi şey yapma, onlar kendi fikirlerini. Ben de taktiği değiştirdim geçen sene. Bir şey yaptılar, yapıyorum filan. Bazı saatlerde de çıkıyoruz böyle. Hadi diyorum gidelim şu atölyeye, bir çay içelim. Ama gittiğimiz atölye de şey atölye. Heykeltıraş var mesela, oraya gidiyoruz, orada konuşuyorlar. Oradan gidiyoruz cam atölyesine bir gün. Bir gün başka bir yere gidiyoruz böyle. Hüseyin var burada bir tane de, aldık. Hüseyin de üniversite mezunu. Gittik, nasıl beğendin mi filan diye. Ben çocuklara hiç şey söylemedim bak. Ulan bu ne boktan bir şey lan, bunu ne yaptırıyorsunuz bana filan demedim. Hani şeyleri kırılmasın.
Vay şey, ya dedi bu neye benziyor ya dedi. Çuval gibi dikmişsin dedi falan ya dedi. Bana anlat bunun ne şeyi var dedi. Şey. Ulan ben de orada ulan dedim keşke getirmeseydim dedi. Tamam mı? Kalktı geldik dükkana. Hiçbir yok. Bunlar çıktılar gittiler. Yıkandılar gittiler. Ertesi bir baktık ki bir proje çıkmışlar. Usta biz ondan vazgeçtik bunu yapacağız. Bir baktım ulan dedim bu harika dedim. Hemen başlıyoruz. Başladık yaptık. Değil şey ön, ya şu bak. Şöyle bir gerçek var ki hani stüdyo bir kere kent mekanına geldiği anda açmış oluyorsunuz. Tabii. Yani kapalı bir sistem değil artık. Yani ben çok mutluyum hani bu tür etkileşimlere giriyor olmaları. Yani kentin bir parçası ve sadece hani malzeme öğrenelim, teknik öğrenelim hani bu kadar da soğuk bir şey de değil. Aslında ilişkileri öğreniyorlar. Farklı bir ortamla karşılaşıyorlar. Birçoğu bu tür bir farklı sınıflar demek istemiyorum ama farklı ortamlarda. Yani hayatın dinamiği de frekansı da farklı. Frekansı yani... ve bununla çarpışıyor diyeyim, karşılaşıyorlar. Bu resim benim için çok kıymetli. Niye biliyor musun? Bu kız takı tasarımcısı. Hmm. Bak. Çizdiği de çok zarif. Hmm. Bak. Aynen. Çok zarif. Bu kendi çizmiş. Burada yaptı. Hmm. Ya o çok önemli oluyor. Evet. Bizde de şöyle bir şey olur ya. Mimarlıkta da işte hani sen de biliyorsun. Perşembe pazarında malzeme. Evet. Bizde. Yollarlar mesela bizi. İşte İTÜ'de. Gidin bakın işte hani bize kartonla şeyle maket yapmayacaksınız falan deyip yollarlar. Şimdi sen o dükkana girip çıktıkça işte ben bir tel bakacağım, ben bir işte örgü tel bakacağım, genişletilmiş, genleştirilmiş levha bakacağım falan diye. Bütün bunların hepsini ilk önce tarif ederek dilde söylersin. Sonra oradaki adam da sana der ki sen şunu mu arıyorsun der. Adlarını öğrenmeye başlarsın. Malzemesini öğrenmeye başlarsın. Lehim tutuyor mu tutmuyor mu bunu öğrenmeye başlarsın. O seni oradan oraya, öbür ustadan öbür dükkana falan gönderip durur. Birdenbire o mahalleyi bilmeye başlarsın. Aslında böyle işte. Yani bu yönlendirme meselesi. Yani çünkü burada bir ilişkiler ağı var. Hani evet. Herkes birbirini biliyor, çalışıyor falan. Evet. O çok güzel, zengin olan şey o. Yani bence hani okullar için hani yani profesyoneller için de bence büyük bir imkan alanı hani bu tür bir yer ve birçok aslında gözükmüyor ama bağımsız tasarımcı koleksiyonlarını falan bu tür mahalleler üzerinden gerçekleştiriyor. Yani illa hani tek olasılık şey değil işte büyük bir sanayide fabrika içine girip hani orada tasarımcı olmak değil hani farklı olasılıklar var. Hani bunu daha önceki hani daha erken evrelerde görmek önemli. Mesela geçen sene 10 atölyeyle çalıştık. Bu sene 20 öğrenciydi, şimdi 40 öğrenci. Önümüzdeki dönemi hayal edemiyorum. Bakalım nasıl kabul edeceğiz. Çünkü biz de hocalar olarak alanda dolaşıyoruz. Yani çok hareketli bir şey. Kritik veriyoruz, dolaşıyoruz falan. Sonunda zaten ya bir ürün tasarlıyorlar ya bir yerleştirme yapıyorlar. Hani bu durumu sorgulayan, malzemeyi, ilişkileri sorgulayan şeyler yapıyorlar. Mesela sana ilk sene iki tane kız öğrenci geldi ki şaşırdı Artun Usta, metal atölyesi falan. Kızlardan önce gittim çalıştım. Gene ne enteresan bir Fransız tasarımcısı. Burada montaja almış. Falan gidiyorlar hep beraber. Yani öyle şeyler. Burada gittik çalıştık. Ya istiyorlar kızlar. Ya yani ne varsa atölyede o anda onun parçası oluyorlar zaten. Hani o ilişkileri görüyorlar, müşteri vesaire hani bir şeyler veriyorlar. Ya mesela onların tahtasını saklarım ben. O Galata'nın haritasını yaptım. Ben yukarıda saklarım mesela. Bakarız. Anladın mı? Çok iyi. Yani şey önemli olman. Yani ben işte diyorum ya bu kentsel mekan içerisinde bu atölyelerin yaygınlığı, korunumu, ustalar, bu zanaat işte bu mahallede kalır mı? Çünkü merak ediyorum mesela işte 45 yıl hani dedin ya buradayım. Hani bu mahalle böyle orta gelir grubu mahallesi miydi yoksa daha az düşük gelir grup mahallesi miydi? Orta gelir. Orta gelir gibi orta duruyor. Yani aslında bir de yani burada yaşayan insanlar orada da... Orada bile dönüşüm var be. Ha. Esasında bir dönemin en zengin yeri. Tabii. Tabii, öyle bu binaları yapanlar. Tabii. İlk bu 5 katlı apartmanlar yapılıyor. Evet. Yani en zenginler bunlar da oturuyor. Tabii. İlk sonra onlar Şişli, Urus'a falan gidiyorlar. Evet. Oralara falan gidiyor. Bu sefer orta haliler geliyor. Evet. Evet. Bu arada Şişhane'nin ismi onu da açıklamış olalım. Bilinsin. Şeşhane'den geliyor. 6. daire Beyoğlu'nun ilk belediyesi biliyorsunuz. Evet. Onun hani şey... Ama bir şey daha. Burada bir sep mi getirdim bilmiyorum. Biri daha geldi araştırma yapmaya. 2-3 saat burada oturduk konuştuk. Devlet size dedi
ayrıcalık uyguluyor mu? Yani vergide şunu yok dedim. Ayrıcalık uyguluyor. Ne? Ruhsat vermiyor. Bayağı bir ayrıcalık yani. İyi anlamda değil tabii. Ruhsatı verilmeyen atölyeler var ciddi yani. Yani o... o konu o kadar vermemeleri belki bazen daha iyi yani şey. Ya aslında yani, bu konu da önemli bence. Yani çok önemli ama şunu diyeceğim. Hani bu ortaklıklar içerisinde belki bu desteklerin verilmesinin amacı yaratılabilir. Çünkü diğer türlü nasıl verecek, ne bağlamda verecek, evet, nasıl suistimal edilmeden kullanılacak, işte nasıl yönetilecek dediğin gibi. Ama yani hani sizin yaptığınız eğitim faaliyetine dahil olmuş olan bir şeyin uzun vadeli fonlanması, hatta devlet tarafından da değil başka şekillerle, yani başka büyük üreticilerle vesaire beraber de fonlanması daha mümkün gibi görünüyor bana. Çünkü yani bürokrasinin içerisinde o bu işte suistimal etme, hakkı olanın onu alması vesaire gibi durumlar var. Bizde bizde ne yazık ki pek yerleşik olmayan bazı etik ahlaki durumlar devreye giriyor. Ama belki işte sonuca hani ulaşıyor mu? İşte onun yerine işte bu eğitimle de beraber belki dahil edilmiş böyle büyük ölçekli öyle bir plan olursa uzun vadeli yani yerli yabancı fondan bence destek alınabilir gibi hissediyorum. Evet, çünkü istemiyorum ben dayanıyorum ama o dedi ki biz dedi böyle uyguluyoruz dedi. Onlardan dedi, o sanatkarlardan dedi. Evet. Düşük. Ama belki onlar da stajyer çalıştırıyordur. Öyle i̇şte bir öyle, şartları vardır. Yani zaten öyle bir şey olursa o zaman hem zanaatin yaşamasını sağlıyorsun, hem ustanın hayatta kalmasını ve bu işe destek olmasını, işi yapmasını sağlıyorsun. Bu aynı zamanda atölyede kapanmıyor. Bir kültür değeri olarak da bu sefer bunu aktarmış oluyorsun. Yani bunu şurada söylemek lazım. Yani bir zanaat nasıl yaşar? Evet. Yani bu çok önemli. Aynen. Yani hayatın parçası olarak işte eğitimle ilişki o açıdan değil. Çünkü bir sürü biz saz atölyesinde aydınlatma yaptık, yeni sazlar denedik filan. Hani karşılıklı böyle bir öğrenme, yani eğitimin o açık durumu var ya, onu da görüyoruz. Yani ne enteresan oldu? Nasıl dondurarak mı yaşatacağız gibi bir duruma da geliyor ki, pardon lafını bir saniye keseceğim. Mesela şeyde vardır Eminönü'nde, böyle bir şeyler var, unuttum. Yeşil ev mi? Yani böyle bir oluşum var. El sanatları, çarşısı mı nedir? Hani hep böyle işte belli ustalardan birer tane önerisi, artı ustanın önerisini koymuş ama yaşamıyor. Canlı değil yani. Onun en korkunç versiyonu hep aklıma şey gibi, biz orada da bir turizm fuarına gittik yani böyle tüm valiliklerin, kaymakamların, ilçe, il turizm şeyleri. Evet. Bir süre sonra işte yayık ayran yapan heykele dönüşüyor yani. O zanaat, o çok fena. Heykel var bir tane, otomatik yayık. Otomatik heykel ayran yapıyor. Yayık ayran yapıyor yani. Evet, ona da dönüşmemesi lazım. Ona da dönüşmemesi lazım. Onun için yani bu yenilik, yaşarken sürdürmek, bağlamak çok önemli. Ben böyle bir, bilmiyorsunuz hani bilin. Bu Tophane'deki Partaki heykel var. Yani demir heykeli. Tamam. Çok iyi. Anladım Mehmet. Elinde balyoz. Önce balyozu kırdılar. Hani iki elinden böyle bir tuhaf bir görüntüydü. Sonra bu kolunu kırdılar. Gene tuhaf bir. Adam heykeltıraş geldi, tamir etti. Tamir etti. Ama gene aynı duruma getirdiler. Yani burada halkın da böyle, nasıl söyleyeyim sana. Ama bu bir süreç yani. O heykel oraya dikilmese bu ilişkiler, süreçler de yaşanmıyor. Mecburen bir alışma dönemi. Kötü. Şimdi ben o heykeller konduğu zaman bir tane de bir arkadaşım var. Ne alan dedi ki, kötüler dedi. Kötü heykel. Sonunda dedi bunun daha güzelleri yapılır dedi. Ya mantıklı. Hı hı. Gerçek. Kötü. Birkaç tane vardı onların içinde mesela. Bir tane mesela şey vardı. Bir kadın heykeli. Tam yüksek kaldırımın altındaydı. Eliyle böyle şey, Emre Bakan genelevi gösteriyordu, kaldırttırdı onu oradan. Yani, eyvah eyvah. Tabela yerine. Ya böyle yani, anladın mı? Evet yani o da garip. Ama işte diyorum ya, o çoğulluk olmadığı zaman da o ilişkiler de ortadan kalkmıyor. Evet. Yani o yaratılmıyor daha doğrusu. Ama bu Galata çok enteresan yer ya abi. Evet. Sana nasıl söyleyeyim? Türkiye'nin yani şeyi burası be. Galata, Şişhane yani bu. Evet. Senin o aradan, Mektep Sokak'tan iniyorsun ya, orada bir usta vardı. İstepan Usta diye, İstepan Uşaklıgil diye. Bak, bu adam işçi babası derlerdi. Onun yanından ayrılan adama dükkan açardı. Bak, ayrılan adama dükkan açardı bak, yardım ederdi. Bu herifin Moda'da mesela devasa apartmanı var. Tamam mı? Ben de onun kapısına yay takmıştım. Adam, mesela ben 10 lira isteyeceğim, alt evladım şuna bir şey yersin. Baktım, utandım, köşeyi dönünce baktım 50 lira vermiş mesela.
Ben de tabii işin şeyiyim birazcık. Gündüz geçerken yayın ayarını bozuyordum. Oğlum gel de bir ayar yap. Gene 10 lira alıyordu. Birkaç kere de böyle parasını aldım biliyor musun yani? O ilk Türkiye'de kilit yapan adam da mesela o, değil mi? Bilir benim. Kilit adam, değil mi? Orada o tam böyle aşağı inip merdivenlerden iniyorsun ya, böyle dar bir aralık oluyor böyle. Biliyorum. Orada tam orada. Çıkmaz da orası evvelde. Ha. O çıkmaz. O tabii. Ha, orada. Bizim Nazlı Hanım vardı. Bizim de hanın sahibi de Ermeniydi. Yolu açan o. Şeyi kırarak tabii. Surları. Orada meşhur bir ustaydı mesela. Hasta Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe maçı seyrederken öldü adam. Eyvah. Kalp krizi. Yazık. Kısalan isim. Yani o dönemde bütün ya ben bunu dün mü anlattım geçen gün. Doldurma külahı burada yapılırdı bak. Gazoz imalatı buradaydı. Bak gazoz imalatı bak. Gazoz imalatı. Ya kokkola mokkola yok Türkiye'de gazoz imalatı bak. Çikolata fabrikaları buradaydı. Tophane'deydi. Türkiye'nin sanayisi diyorsun ya. Buradaydı be, burada yani. Anladın mı? Buradaydı. Tabii o zaman için ölçeği de düşünürsen yani. Değil mi? Bütün şehri, İstanbul dediğimiz şeyi. Evet. Bir de o yenilikçi şeyler hani buralarda. Hani biraz Eminönü'nden farkı var. Yapı sektörü için de öyle hani şey anlatılır ya. Doğa nasıl olduğunu falan da. Karaköy. Şey yapı fuarı gibi. Yani buraya gelip malzemeyi burada seçiyorsun yani. İnşaat yapacakken buraya gelip yapacaksan buraya gelip burada görüyorsun malzemeyi. Şimdi öyle değil işte. Mesela ben Moda'da nalbur filan. Şimdiki 50 tane nalbur var. Sen oturduğun yerde de muhakkak 5-6 tane var. Var. Ama işte insanlar çoğaldıkça da bu işler... Ama deme senin değindiğin bir konu vardı. Vakit kaldı mı bilmiyorum da. Perşembe pazarı ve Perpa ilişkisi. Yani hani gelecekte burayı da böyle zaten bir yer gösterilmiyor. Hani buradaki atölyeleri o ayrı da. Ama o Perpa başka bir bina oldu. Yani içinde işte bambaşka bilişim yani şeyleri falan, bilgisayar yani şeyleri. Evet, evet. Kendi bulunduğu, şey kendi başına bir şey oldu. Kaç ben tane şey vardı? Mekan olarak da ilginç bulurum ama bak, Perşembe pazarını şey yapamadı. Yani onu bak, taşıyınca arkadaş, başka bir şey oldu. Yani bu gelen arkadaş da şey yapıyor bak. Gerekiyor. Bu arkadaş da biyolonsel falan yapıyor, keman yapıyor. Selamlar. Bak, bak şimdi buna sabahleyin geldiğinde dedim ki... ya dedim, şimdi dedim Galata'da dedim kaç tane var dedim saz, şu, bu üreten. 15 tane var dedi. Bak şimdi görünce size onu da diyecektim mesela. Siz neredesiniz? Bu hemen arkadaki binada. Ben arkadaki binada. Ha, arkadaki binada. Keman yapımcısıyım ben. Yani sazlarla. İyi ziyaret edelim. Ben hep öğretiyorum. Geçen sene saz atölyesinde çalıştım bu çocuklar. Yok Ömer'in yanında çalıştı. Evet. Bu siz daha böyle... Yok biz böyle bağımsız bir yayın yapıyoruz. Tasarım bir yanıyla alakalı. Siz kaç senedir bu işte? Oldu bayağı ya. Yani 88 giriştiğim ben İTÜ'de. İTÜ mezunu, konservatuvar, enstrüman yapım bölümü. Sonra da işte 92-93'ten beri yapıyorum. Sonra yine hocalık da yapıyorum orada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hemen sorabilir miyim? Bu bölgedeki çünkü müzik aleti, çalgısı yapan... Sektörü biraz şey tabii... artık yavaş yavaş ölüyor çünkü çok fazla şey var, kira ve rant yükselişi var, mağazalar kapanıyor, dolayısıyla müşteriler de artık yani insanlar ihtiyacı olanlar da buralardan uzaklaşıyor, daha lokal yerlere mesela açılıyor. Evet, işte Bağdat Caddesi'nde hiç müzik mağazası yokken şimdi 3-5 tane oluyor mesela. İşte sizinki mağaza mı, üretim mi? Benim stüdyo. Stüdyo. Yani üretim, hem restorasyon, hem işte tasarım, hem işte kayıp enstrümanlar. Ya benim orası çok komplike bir yer. Bütün yaylısalar. Zaten benim şeyim, alanım burası değil. Benim alanım tamamen orkestralara ve işte birebir profesyonel insanlar. Kendim senfoni orkestrasının da birisiyim. Ama buradaki birçok şey zaten öyle yani gerçekten bu işi yapan, çalan evet, buradaki şeylerle mesela çalışıyor. Daha çok da... Yani turistik değil çok onu demeye çalışıyorum. Ha, tabii kesin turistik değil. Yani gayet ciddi atölyeler var. Ama şimdi buranın bir piyasası var. Bir de genel olan şey var. Ya yani benim burada olmamın tek sebebi tamamen Galata olması yani. Yani ben işte herhangi bir yerde de olabilirim. Benim için sorun yok. Hani adrese geliyorlar çünkü.
kişiye geliyorlar. Ama buradaki üreticiler, işte bağlama yapımcısı, ut yapımcısı kaldı mı bilmiyorum, bir iki tane belki vardır. İşte diğer kemençe yapımcıları, işte geleneksel bizim sanat müziği ve diğer müzik. Perküsyon falan var o galiba. Evet, o, orada onlar var. Evet. Yani o yapımcılar biraz burayla ilintili daha çok. Yani buranın müşteri kitlesine, buranın burada bulunabilecek şeylere hitap ediyorlar. Asıl sorun onlar için zaten. Yani şimdi caddedeyken şimdi sokak arkalarına, sokak arkalarından işte bir daha ötekilere falan. İşte komşular işte yavaş yavaş gürültü sıkıntısı çıkartacak. İşte yani bu tarz atölyelerde. Şimdi düşünün, karşınızda işte başka bir şey var. Şurada hemen ileride bir yer vardı. Stüdyo gibi bir yer, bayağı lüks bir şey yapıldı. Binayı diyorsun. Evet, şimdi bakın orada başlayacak şey. Yanda şimdi atölye var yani. Zaten bir üst sokak Serdar Ekrem tamamen evet. Değişti. Orası. O buraya yani evet. Sıçrıyor bir şekilde. Şimdi bunlar tabii etkileyecek buraları. Yani buranın aslında dokusunu değiştiriyorlar ama yani biz hep şey, yani millet olarak, kültür olarak şöyle bir şey düşünüyoruz. Çok yanlış bir şey. Dokusunu değiştirirken bir şeyi öldürüp ondan sonra yapıyoruz. Yani o orijinallikleri içinde saklayacak, barındırmıyoruz. Yani buna çok ihtiyacımız var. Çünkü buranın asıl kültürü, yani çok eskiden beri burada bir Nivovosyan vardı. Sen de Nivovosyan burada işte o olaylardan sonra Amerika'ya gidince dünyada Stradivarius Studio diye bir stüdyo açıyor ve dünya çapında bir adam. Bakın o 3 numarada. Şimdi böyle bir kültür var burada. Yani bizler o kültürün devamıyız aslında. Evet, izleri devam ediyor bir şekilde. Her ne kadar şey olsak da işte akademisyen, akademik bir altyapı çok güzel bir şey düşünürse de ama o kültürü de biz beraberinde getiriyoruz. İşte bu ikisi çok karıştırılıyor. Ne olacak? Şimdi orası çanta dükkanı falan oluyor. Yani tabii ki çantaya ihtiyaç var herkesin ama çantanın satılabileceği başka yerler de var yani. Evet. Ama bunun yapılabileceği başka bir yer yok. Burası aynen. Var. Tam olarak da o yani. Evet. Çok iyi özetledin. Teşekkür ederim. Memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Telefonum var, yeri de biliyor. Ben geleceğim. Beraber ziyaret edeceğiz. Kahvemi içeriz. Teşekkürler. Belki sizler. Tabii ki sizler de. Kontrbas yapıyor musun? Yok. Evet. Süper, ben geleceğim. Yani, hakikaten yapıyor. Ben kontrbas yapımcısıyım. Şu anda kontrbas tekerleği yaptırıyorum. Aa harika, tamam. Okey, valla geleceğim. Sürmek için. Tamam, süper. Bu arada burada herkes yani Artemis'te birçok yani saz atölyesi olsun. Yanda okaritemiz var falan. Yani bir sürü yani bu yapıyor yani. Bir şeyleri oluyor. Evet, yani. Yapılıyor yani. Böyle ya, bir işçi bir var. Destekliyor yani. Evet. Onun şimdi, olması bu işi yapılabilir kılıyor. Bak, Demokrat Parti devrinde Topkapı Sarayı'nın tamiratını aldılar. Üç tane milletvekili. Tamam. Orada şey. Bak, sütü başları altın. Biliyorlar onlar. Tamam mı? Perşembe Pazarı'nda da bir dökmeci var. Cambaz Yen diye bak. Şu anda bu adam yaşıyor var. Arjantin'de. Diyorlar ki sen diyorlar altın renginde döküm dökebilir mi? Parayı verdikten sonra dökerim ben diyor. Sen yeter ki parayı ver. Şimdi oradan iki sütün başı çekiyorlar. Altını takıyorlar. Altını takıyorlar. En sonunda iş nasıl olduysa patlıyor. Cambaz Yen cezaevine giriyor. Hiçbir şey yokken. Adam da kahrediyor. Türkiye, Arjantin'e gidiyor. Yani, hapisten çıktıktan sonra. Şu anda dünyanın en zengin adamlarından biri değil mi? Bak Las Vegas'ta filan otelleri var. Oranın da Arjantin'de bakır kralı. Ve böyle bir bisiklet hastalığı var. Her sene bisiklet federasyonuna da bağış yapıyor buraya. Bak. Ben bir gazeteci anlattım. Arjantin ya gidip bulacağım dedi. Gitti buldu, röportaj yaptı. Gazeteci yaparsa yapar. Yani işte bizim memlekette maalesef böyle enteresan şeyler çok oluyor. Var işte. Olmaz olur mu işte? Zilciyan falan var işte. Zil markaları falan. Amerika'ya gidip dünya ünlü olmuş olan buradan çıkma. Bu da bir yani bu yani buradaki bir takım şeylerin burada olması boşuna değil. Yani işte
ben hani müzik sektörünün böyle değişik bir ilişkisini şimdi hani duyduk ama işte mobilya sektörü de vardı. O tophaneci var falan. Acayip mobilyacılar vardı. Bunların şimdiki yani, antikacılar da. Bu da işte bir dönem o işte Galata Limanı'nın eski limanın o işte 19. yüzyıl batılı şeylerin, hayatın gelmesi. İşte buradaki yerleşen nüfusla ilişkili tabii bu, Levantenler falan. Yani böyle bir taleple bunlar tabii oluyor. Yani, benim bu sokakta dükkan ve ilk açmamın yani, mobilyalar burada yapılıyor. Bu da bir ustaydı. Bu da bak, önemli. Bir ustaydı. Ben onu yüzüyorum bu sokağa geldim. Onun yanında olayım diye. Dedim mi? Sana söyleyeyim. Çalıştığım şirkete mal yapardı. Ustam derdi ki kimseye vermeyeceksin. Getirip paranı alacaksın. Bugünkü parayla 40 milyarlık mal mı getirdi? Sayar kontrol ederdik. Herkes birbirinin parasını alırdı. Çıkarken de tabii bölüksün 15-16. 500 milyon Türkler aranızda bölüksün. Biz o zaman o para bizim için şey. Büyük para. Çok büyük para. Hani bahşiş aldık filan. Ben gidemezsin. Bu da onun yanında. O da tasarımcı. O da Türkiye'de ilk mobilya sektörü yani çelik masa şeylerde başlayınca bürolarda masif başladı. Onun masa lambalarını, küllüğünü yani böyle şeyleri yapar. Hatta onun bir küllüğü vardır burada. Anladın mı? Meşhur. Ha, bazen mesela keyifli olduğundan ondan sigara içiyor. Şey ben bu arada Artunus'ta gelene kadar mesela öğrencilerin şey demesi de çok önemli. Yani biz Galata'yı bu çalışma sonucunda değerlendirirken yani Galata Karaköy'e inmek için geçtiğimiz ya da Şişhane'ye geçtiğimiz bir yer değil, hat değil. Ya da işte kafelere gitmek için artık hani bu atölyelerle de artık ya bana bak bir çay koyacağım ha. Koy vallahi ya. Bir çay koyayım da poşet çay içelim. Bayağı bir şey kaçtı değil mi? Evet önümüz yavaşlar kalkmamız lazım. Ondan hiç çay koymam. O ne ya? Ben de ona bakıyorum. Badem bu beta çok güzel. Evet. Bak. Hemen içinden çıkıyor. Şey bari. Bu. Meşhur bunu sergiledik ya abi be. Zor bir proje be. Anladın mı? Ama nasıl söyleyeyim? Ben de yardımcı olurum. Daha başka ustalar da. Hı. Biz olmayınca sen olamazsın. Evet tabii. Sen olmazsan ben olmam. Şimdi mesela ben yeni bir atölye açsam aman iki tane mimar tanıyayım da iş alayım. Yani mimar ilk geldiği zaman aman onu hoş edeceğim. Bir daha geçsin filan. Bu bir ekip işi abi. Artunus'ta bağladı gibi yani. Teşekkür ediyoruz valla. Bunun üstüne laf söylenmez. Bence badem yenir. Teşekkürler valla. Biz teşekkür ederiz.